Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bereketli, huzurlu günler, aydınlık yarınlar inşallah sevgili kardeşlerim, güzel dostlarım. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnellezine keferu ve matu ve hum kuffarun felen yuqbala min ahadihim mil'ul ardı zeheben ve la yiftada bi. Ulaike lehum azabun elimun ve ma lehum min nasirin. Sadakallahul azim. Ali İmran suresi 91. ayet. Ve kâle Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ba'dul halqi ilallahi men âmene sümme kefer. Sadaka Rasulullah fîmâ kâl ev kemâ kâl. Sevgili kardeşlerim, güzel dostlar. İnsanın bu dünyada en önemli meselesi ne olmalıdır diye bir soru sorulsa ve tek cümleyle cevap istenilse, iman edip onu ölene kadar korumak diye cevap verebiliriz. Neden bu insanın en mühim meselesidir? Çünkü her şeyden önce iman, kainatın sultanını, sahibini tanımak demektir. Allah'ı tanımanın insan için büyük önemi vardır. Allah'ı tanımak, dünya ve ahiret saadetinin temel taşıdır. En büyük huzur kaynağıdır. Allah'a bütün gönlüyle inanan insan her şeyi bulur. Dünya benim köşkümdür diyebilir. Çünkü her şeyin sahibi Allah'tır. Onu tanımamak ise büyük felakettir. İmansız insanın her tarafı belalarla doludur. Beladan başka hiçbir şey bulamaz. İman, hayata hayat katar. Gerçek zevk ve acısız lezzet ancak imanla elde edilebilir. İman içerisinde cennet çekirdeğini saklar. O imanla insan, her şeyi dost ve kardeş Allah'ın birer memuru olarak görür. İmansız insan ise serseri, başıboş ve aylaktır. Nerede demirleyeceği belli olmayan, korkunç hadise dalgalarıyla boğuşan bir gemiye benzer. Böyle bir geminin batması en an meselesidir. O insanın dünyası da cehenneme döner. Ahireti de. Çünkü ölümü yokluk olarak görür. Hem kendisini hem bütün sevdiklerini kesecek bir cellat gibi başının ucunda beklemekte olduğuna inanır. Onun için lezzetler kaçar. Onun içinde lezzetler kalmaz. Hiçbir şeyden tad alamaz. İnanan insan ise Allah'ın rahmet ve ihsanıyla ayakta kaldığını bilir. Her şeyin dizgini onun elinde olduğu için hiçbir şeyden korkmaz, titremez. Her şeyin onun din ve takdirinde yürüdüğüne inandığı için her güçlüğe göğüs gerer, her musibete tahammül eder, dayanır. Kısmetine, hakkına razı olur. Ve
kadere teslim olur, nihayetinde de rahatı bulur. Sevgili kardeşlerim, güzel dostlarım, demek oluyor ki iman insana bu dünyada dahi bir cennet hayatı yaşatır. Sağladığı en büyük fayda ise ebedi bir saadeti, yani cenneti kazanmaktır. Evet, iman insana dünya genişliğinde bağ, bahçe ve köşklerle süslü sonsuz bir cenneti kazandırır. İman ölümsüz bir hayatı, ebedi bir gençliği, bütün dost ve sevgililerle beraber olmayı sağlar. Hepsinden önemlisi iman, Allah'ın rıza ve hoşnutluğunu, onun ebedi güzelliğini, cemalini görmeyi temin eder. Acaba dünyada bunca kazançları sağlayan imanı elde edip korumaktan daha önemli bir vazife olabilir mi? Elbette olamaz. O halde insanın en birinci ve en büyük meselesi imanını son ana kadar korumak ve kuvvetlendirmek olmalıdır. Bu da Allah'ın emirlerini yerine getirmek ve yasaklarından kaçınmak manasına gelen ibadetle mümkündür. Bu gerçeğe kulak tıkayan insanların acı ve çaresi bulunmaz dertlerini Kur'an-ı Kerim bize şöyle anlatıyor. İnkar edip kafir olarak ölenler azaptan kurtulmak için dünya dolusu altını verecek olsalar hiçbirinden kabul edilmez. Öyleleri için pek acı bir azap vardır. Onların hiçbir yardımcısı da bulunmaz. Sevgili kardeşlerim, güzel dostlarım, bir hadiste ise bu hakikate şöyle dikkat çekilir. Kıyamet günü kafir Allah'ın huzuruna getirilir ve kendisine dünya dolusu altın olsaydı kendini kurtarmak için verir miydin denilir. Kafir, evet verirdim der. Bunun üzerine ona, senden bundan daha kolayı olan iman etmen istenmişti de sen bunu kabul etmemiştin denilir. İman etse mesele bitecek. İman etmeyince dünya dolusu altının olsa ne fayda? Bunları duyduktan sonra bize ise ancak bizi iman nimetine kavuşturduğu için Allah'a sonsuz hamdolsun demek, imanımızı kuvvetlendirmek ve korumak için çalışmak düşer. Evet sevgili kardeşlerim, iman bu. Kolay ama zor. İnanabilmek mühim olan. İnanmadıktan sonra yapacak bir şey yok. Dünya dolusu altın olsa, dünya senin olsa iman olmadıktan sonra neye yarar? Evet, imandır o ilahi, o cevher ne büyük, imansız olan paslı yürek sinede yüktür diyor Akif ya. Yani iman cevher ama iman yoksa sinede bir yüktür, kalpte bir yüktür. Allah cümlemizi imanı kamile erdirsin. Salih amellerle imanımızı kuvvetlendirmeyi nasip eylesin. Rızasına eren, cennetini, cemalini gören kullarından eylesin. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
Evet, Kabe'den canlı yayını izliyoruz.